Optik ünitesine küresel aynalarla devam ediyoruz. Evet, şimdi küresel ayna adı üzerine arkadaşlar yansıtıcı yüzeyi küre şeklinde olan aynalardır. Bu aynaların arkadaşlar iç yüzeyi yansıtıcıysa çukur ayna diyoruz. Dış yüzeyi yansıtıcıysa da bu aynamıza tümsek ayna diyoruz. Küresel aynalarda arkadaşlar adı üstünde şimdi şöyle bir küre çizersek kürenin bazı özelliklerini de aslında matematiksel olarak bilmemiz gerekiyor. Şöyle bir merkez çizelim. O diyelim buna arkadaşlar. Benim bu merkezden çizdiğim her bir küre üzerine çizdiğim çizgi arkadaşlar birer yarıçaptır. Birer yarıçaptır. Bunların her birini burada büyük R ile göstereceğiz. Ve kürenin özelliğinden dolayı arkadaşlar bunların her bir giden şu çizgiler yani yarıçap mutlaka küre yüzeyini 90 derece ile keser arkadaşlar. Peki bu ne işime yarıyor benim? Bunu neden belirtmek zorunda kaldım? Çünkü arkadaşlar burada artık aynamızın normalini merkez üzerinden çekeceğiz. Merkez üzerinden geliyorsa eğer 90'la kesmiştir ve bu aynamızın artık normalidir. Arkadaşlar yansıma için küçük bir ipucu. İster küresel ayna, ister düzlem ayna, ister herhangi bir yansıtıcı düzey olsun. Yansıma kanunları aynen geçerlidir arkadaşlar. Burada da gelen ışın yansıyan ışınla aynı şeyi yapmak zorundadır. Hangisiyle? Normalle. Normal neresi? İşte burası. Evet, şimdi bazı kavramları bilmemiz gerekiyor aynayla ilgili. Buna merkez dedik arkadaşlar. Burasının tam yarısı uzunluğunda olan yerse, şöyle merkezimin yarısı uzunluğunda olan yerse benim ışınların toplandığı yer burası, odak noktası, odak uzaklığı diyeceğiz. Bu eğrilik yarıçapı diyeceğiz bu yarıçapımıza artık da. Bunun yarısı uzaklığında olana odak diyeceğiz arkadaşlar. Öyleyse bazı kavramlar öğrendik. Odak noktası, eğrilik yarıçapının yarısı dedik. Ya da işte merkezin yarısı merkez uzaklığının. Bu merkezimiz şu eksenimize, düzgün şöyle tam merkezimizden geçen eksene asal eksen ismini veriyoruz arkadaşlar. Tam aynamızın orta noktası şurası ve buna da tepe noktası ismi veriyoruz. Küresel aynalar için bu kavramları bilmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş küresel aynalarda özel ışınlara geldik arkadaşlar. Şimdi çukur ayna ile başlayalım. Çukur aynada arkadaşlar oluşan görüntüler ileride göreceğiz. Sanal da olacak, gerçek de olacak. Bununla beraber çukur aynaya arkadaşlar asal eksenin paralel gelen ışığın odakta toplanacak şekilde gelir. Yani bu asal ekseni şuradan da paralel göndersem, bu asal ekseni şuradan da paralel göndersem arkadaşlar, bu ışınların tamamının geçeceği yer odaktır. Bütün ışınlar odakta toplanacak şekilde geçerli arkadaşlar. Ve yansıma kuralları aynen geçerlidir dedik. Gelen ışının normalle yaptığı açı, normal neresi? Normal merkezden gelen arkadaşlar. Küresel aynalarda normal her zaman merkezden gelen ışındır. Yani şurası normaldir. Tam istemedim. Şurası normaldir arkadaşlar ve burayı 90 dereceyle keser bu. Gelen ışın normalle yaptığı açı iyi bakın R'ye eşit olmalıdır yine. Asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçecek. Odaktan geliyorsa asal eksene paralel yansıyacak şekilde geçecek. Eğer bu tümsek aynaysa da arkadaşlar, tümsek aynadaysa da aynanın odağı ayna içinde olduğu için bu sefer de uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyacak. Kendisi değil, uzantısı. Şurası uzantı olacak. Devam edelim bakalım. Evet, özel ışınlara geldik. Dedik ki asal eksene paralel gelen ışın odaktan geçer ya da odaktan gelen ışın asal eksene paralel yansır. Bu bir tümsek aynaysa da arkadaşlar yine asal eksene paralel geliyorsa kendisi yansıyamadığı için görüntü ayna içinde olduğu için hep tümsek aynada uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyacak arkadaşlar. Merkezden gelen, şimdi şöyle düşünün. Bizim düz aynamızda nasıldı arkadaşlar? 90 derecelik bir ışın gönderirsen kendi üstünden geri yansıyordu. Normalle aynı doğrultuda ışın gelirse. Burada da normalle aynı doğrultu neresi? Merkez. Merkez burada normalimiz oluyordu bizim. O zaman merkezden gelen ışın kendi üzerinden geri yansıyacak. Ya da tümsek aynada uzantısı merkezden gelen ışın yine kendi üzerinden geri yansıyacak. Bununla beraber arkadaşlar bir de tepe noktamıza gelen ışın var. Tepe noktası tam aynanın asal ekseninin orta noktası olduğu için tepe noktasına gelen ışın aynı açıyla yansıyacak. Hem tümsek ayna için hem çukur ayna için geçerlidir arkadaşlar. Gelen ışığın aynı açıyla geldiği gibi geldiği açıyla geri yansıyacak arkadaşlar. Geldik pekiştirme sorularımıza. Ne yapmış bu arkadaşlar? Böyle bir ışın gelmiş ki asal eksene paralel yansımış. Ne zaman asal eksene paralel yansır?
Tümsek aynada ancak uzantısı odaktan geçerse. Devam ettirelim bu işini. Devam ettirelim. Demek ki bunun uzantısı şöyle. Arkadaşlar bunun odak noktasıymış. Buraya gelelim. Asal eksene paralel gelen ışın çukur aynada odaktan geçer. Demek ki odağın neresi? Şu noktada çukur aynamızın odak noktası. Bunların birimlerini uzaklık olarak sormuş. 1, 2 birim. Fx'in 2 birim. Fy'nin 2, 1, 2, 3 birim. Demek ki benim de cevabım 2 bölü 3 olacak imiş. Devam edelim. Odak uzaklıkları Fx, Fy, Xy aynaları şeklindeki gibi yerleştirilmiş. Asal eksene paralel doğrultuda. Gelen K ışını X aynasına yansıttıktan sonra geldiği yoldan geri dönüyormuş. Ne zaman geldiği yoldan geri döner? Ancak merkezden geçiyorsa. Demek ki bu tümsek aynaysa kendisi geçemezse bunun uzantısı bunun merkezinden geçecek şekilde ayarlanmış. Demek ki şurası ne? X diyebiliriz aslında arkadaşlar. Bunun uzantısı kendisinden geri yansıyor. Ve asal eksene paralel gelen ışın çukur ayna için nereden geçer? Odaktan geçer. Öyleyse arkadaşlar burası aynı zamanda bu çizdiğim aynı nokta bir de Y'nin de odağı. Öyleyse arkadaşlar bize neyi sormuş? Tepe noktaları arasındaki şu uzaklığı sormuş. Uzaklığı bulmam için arkadaşlar benim matematiksel olarak ne yapmam lazım? Şu uzaklıktan şu uzaklığı çıkarırsam geriye bu uzaklık kalır. Bu uzaklığın tamamı Fy idi. Yani Y aynamızın odağıydı. Eksi şu uzaklık ne arkadaşlar? Bu uzaklığımızda Mx yani Mx aynı zamanda merkez nedir? 2 tane Fx'tir değil mi? Öyleyse 2 tane Fx diyebilirim arkadaşlar. O zaman Fy eksi 2 Fx olacak. Yani cevabım da E şıkkı olacak. Doğru cevabım arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geldik. Şekildeki kale kutularına birer ayna yerleştirilmiş. K kutusundaki aynaya gelen ışık ışını şekildeki yolu izleyerek terk etme sistemi. Nasıl bir yolu izlemiş? Bakın arkadaşlar. Buradaki ışınımız geldiği yoldan geri dönmüş. Demek ki K aynasına gelen ışın arkadaşlar 90 dereceyle gelmiş. Ne zaman bu şekilde tam 90 dereceyle gelir? Ancak K aynası düzlem ayna olursa olur bu olay. Demek ki K kesinlikle düzlem ayna. Diğerlerini eledik. Ne için bakalım? Asal eksene paralel gelen ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde yansır. Kendisi odaktan geçememiş. Bakın uzantısı geçmiş asal eksene paralel gelince. Öyleyse sanal olan kimdi? Tümsek aynaydı. Demek ki L aynamda tümsek aynam olacakmış. Devam edelim. Odak uzaklıkları eşit olan aynalara kalemi ışınları şekil 1 ve 2'deki gibi gönderiliyor. Buna göre kalemi ışık ışınların yansıma açıları teta kalemi arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Evet şuraya bakalım arkadaşlar. Birincisi şimdi tepe noktasına gelmiş. Tepe noktasına gelen aynı açıyla geri yansıyacak. Şöyle bir yerden geri yansıdı. Şuradaki açımda yine alfa olmak zorunda. Gelen ışın, yansıyan ışın aynı olacak. Peki teta k şu anda teta k eşittir alfa. Teta l'ye bakalım. Şimdi teta l'ye herhangi bir gelen ışın var arkadaşlar burada. Ne yapacak? Bu da şöyle yansıyacak. Şurada yansıyacak şöyle. Odaktan gelen şöyle yapalım ya farklı bir renk seçelim daha güzel görürsün. Evet. Asal eksene paralel şöyle yansıtalım bunu odaktan geldiği için. Tamam. Şöyle yansın. Şimdi şurası alfa ise burası da alfadır. İç tersten Z'den şuranın tamamı da alfadır. Ama bize yansıma açılarını sormuş. Şimdi yansıma açısını bulmak için şuralardan bir yerden bunun bir merkezi olacak. Normal çizmem gerekiyor. Normal ne çizelim hemen? Şöyle bir yerden normal çizdik. Evet. Yani her biri ne olacak şuraların? Alfa bölü 2'ye alfa bölü 2 olacak. Ki normalle aynı açı yapsın. Öyleyse şu anda teta L denen şey alfa bölü 2 oldu. Teta M'ye bakalım. Uzantısı odaktan geçecek şekilde olan ne olacaktır burada? Asal eksene paralel yansıyacak. Şöyle bir şey yansıdı. Yine açı taşıma yaparsak arkadaşlar şöyle. Bakın ters Z'den şurası alfa yapar. İç tersten burası alfa yapar. Burası alfa ise bu arkadaşımın şöyle normalini çizersem ben şöyle. Evet.
yine şu açı şu açıya eşit olacak şekilde yansıyacak. Tamam, alfa ise şurası normal. Her biri yine alfa bölü 2'ye alfa bölü 2 olacak bunların. Öyleyse teta m denen şey de alfa bölü 2. Kimi soruyordu bize? Bunlar arasındaki ilişkiyi soruyordu. En büyük alfa, sonra alfa bölü 2, alfa bölü 2 eşit. K büyük, Lm eşit. Yani cevabında 5 şıkkı olacak arkadaşlar bu sorumuz için. Geldik küresel aynalarda görüntüye arkadaşlar. Bu küresel aynada görüntüyü çukur aynayı ayrı, tümsek aynayı da ayrı izlememiz gerekiyor. Nasıl görüntü oluşturacağımıza dair üzerinde göstersek daha iyi şimdi. Mesela cisim sonsuzda ise dediği aslında hani asal eksene gelen paralel ışınlardan bahsediyoruz. Asal eksene paralel gelen ışın odakta toplanır değil mi? Demek ki sonsuzdaysa cisim arkadaşlar görüntüsü odakta tek bir nokta halinde görünecek. Ya da odaktan geliyorsa ya da odak üzerinde bir cisimden bahsediyorsak bunun görüntüsü de sonsuzda oluşacaktır. 2. Cisim merkezin dışında ise, hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bunu bulmak için, ezber yapmamak için şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Asal ekseninden aynaya iki tane bildiğin ışın gönder. Ben neyi biliyorum? Asal eksene paralel gidersem odaktan geçerim. Asal eksene paralel gittim, odaktan geçtim. Şuradan geçtim. Şöyle yansıtalım şöyle, evet. Şu an odağımdan bir tanesi geçti. Bir de odağa gönderelim, asal eksene paralel yansıtalım bunu da. Odağa gönderdim, asal eksene paralel yansıttım. Bu iki ışının tam olarak kesiştiği yerde bu arkadaşımın görüntüsü oluşur. Ve görüntü ayna önündeyse ters oluşur. Ters olan tüm görüntüler gerçektir arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz şöyle çizdiğim zaman bir birim oldu. Benim cismim iki birimdi. Demek ki cismim bundan şu an küçük oluştu. Ne zaman? Cisim merkezin dışında ise. Devam edelim. Cisim merkezde ise yine bildiğin iki ışın gönder. Asal eksene paralel gönder. Odaktan geçir. Odaktan gönder. Paralel geçir. Nerede oluştu bu arkadaşım? Yine merkezde ters. Ters de gerçek. Öyleyse ters gerçek ve cismin boyunun aynısı olarak merkezdeki bir cismin görüntüsü oluştu. Peki odakla merkez arasındaysa ne oluyor? Yine gönderelim. Bildiğim iki ışını gönderiyordum. Asal eksene paralel gönder. Odaktan geçir. Asal eksen tepe noktasına göndermiş. Burada biz de gönderelim. Tepe noktasına gönder. Aynı açıyla geri yansısın. Öyleyse arkadaşlar, bu arada yani illa tepe noktasına göndermek zorunda değiliz. Yine burada odaktan gönderebiliriz yani. İsterseniz biz de odaktan gönderelim. Odaktan geçen ışın asal eksene paralel yansıyacak şu şekilde. Asal eksene paralel yansır. Evet. Öyleyse işte buradaki bir cismin görüntüsü iki ışının kesiştiği yer şurada bir yerde olacak. Biz tabii düzgün çizemediğimiz için tam denk gelmedi. Ne oldu? Yine gerçek. Çünkü ters. Ters de gerçek ve cismin boyundan büyük oluştu. Cismin boyundan büyük oluşmuş. Ne zaman? Eğer cisim odakla merkez arasındaysa. Arkadaşlar çukur aynanın buraya kadar gerçek görüntülerini gördük. Ters görüntülerini gördük. Şimdi eğer cisim arkadaşlar, bunu söyledik, odaktaysa görüntü sonsuzda oluşur. Eğer cisim odakla tepe noktası arasındaysa. Odakla tepe noktası arasındaysa artık cismimizin görüntüsü aynanın sanal tarafında, aynanın iç tarafında olur. Ve arkadaşlar, cismin boyu aynanın görüntünün boyu cismin boyundan her zaman büyüktür. Cisim aynaya yaklaştıkça burada arkadaşlar görüntüsü de ona yaklaşır küçülerek ama hala sonuç olarak cismin boyundan büyük bir görüntü vardır. Çukur aynalar için konuşmak gerekirse. Tümsek aynalara geldik. Tümsek aynada tüm görüntüler sanal, düz, cisme göre arkadaşlar her zaman küçük boydadır. Bunları bilsek bizim için yeterli. Şimdi tümsek aynada görüntü sonsuzdan geliyorsa demek ki uzantısı odakta geçecek şekilde bu şekilde yansıyacak ışınların görüntü de orada oluşacak. Eğer sonsuzla ayna arasında herhangi bir yerdeyse arkadaşlar, burada herhangi bir yerdeyse tüm görüntüler tümsek aynada tepe noktasıyla odak arasındadır ve cismin boyundan küçük düzdür. Tüm görüntüler arkadaşlar. Her zaman görüntü küçük, sanal ve tepe noktasıyla odak arasındadır. Tümsek aynayı ne için kullanırız? Daha fazla görüş alanına sahip olmak için kullanırız öncelikle arkadaşlar. Tümsek aynanın kuralı budur. Kullanım kuralı. Çukur aynada da dişçi aynalarında kullanılır. Çünkü cismin sanal, düz ve olduğundan daha büyük görüntüsü oluşur. Devam edelim bakalım. Noktasal S ışık kaynağı odak noktası F olan bir çukur aynanın eşiklik gibi yerleştirilmiş. Ne yapmış? Buraya koymuş.
Cisim ok yönünde F kadar hareket ederse. Cismi tutmuş, şuraya taşımış. Evet. Diyor ki, görüntüsünün ilk ve son konular ne olur? Şu an nerede? Merkezin dışında. Şöyle çizebiliriz mesela. Şöyle bir şey varmış gibi çizebiliriz. Cisim merkezin dışında. Öyleyse oluşan görüntü merkezle odak arasında ters, gerçek ve daha küçük olacak. Yani ilk durumda şurada bir de oluşacak diyebiliriz. İlk durumda bir de. Sonra bu tuttu, bu tarafa getirdi ışık kaynağını. Nereye getirdi? Merkeze. Merkezdeki bir cismin görüntüsü, yani şuradaki bir cismin görüntüsü nerede olacak? Yine merkezde, kendi boyuna eşit ve ters. Öyleyse ikinci görüntümde üç noktasında oluşacak. Devam edelim. Evet, geldik pekiştirme sorularımıza. Odak noktaları çakışı ve F olan şekildeki çukur tümse kaynağının arasındaki bir cisim ok yönünde hareket ettiriyor. Arkadaşlar şu an cisim nerede? İkisinde. Şöyle bakarsak özellikle çukur aynanın odakla tepe noktası arasında olduğunu görmemiz gerekiyor. Ve çukur aynada odakla tepe noktası arasındaki bir cismin görüntüsü sanal ayna içindedir. Bu taraftadır ve cismin boyundan büyüktür. Ayna ok yönünde hareket ettirilirse, yani cisim aynadan uzaklaşırsa görüntüsü de ondan büyüyerek uzaklaşacaktır arkadaşlar burada. Öyleyse ne olacaktır? Çukur aynadaki görüntüsü büyüyecektir. Yaklaşırsa da küçülerek yaklaşır demiştik. Ne zaman ama? Sanal olduğu zaman çukur aynada. Yani odakla tepe noktası arasında olduğu zaman. Şu an bu uzaklaşıyorsa çukur aynadaki görüntüsü de büyüyerek ondan uzaklaşacak. Öyleyse büyür olacak. Bir de tümsek ayna için bakalım. Tümsek ayna için bakacak olursak şurası tümsek aynanın tepe noktası. Tümsek aynada nerede olursa olsun arkadaşlar her zaman görüntü daha küçük oluşurdu. Daha küçük oluştu. Şu an yaklaştırıyorum. Arkadaşlar ben yaklaştırırsam görüntü de ona büyüyerek yaklaşır. Tabii cismin boyundan küçük bir görüntüdür ama ilk görüntüsüne göre daha büyük bir görüntü oluşacaktır tümsek aynaya yaklaştıkça. Cisim aynaya yaklaştıkça tümsek aynada görüntüsü de ona büyüyerek yaklaşır ve cevabım arkadaşlar burada A şıkkı olacaktır. Bir mum esnek bir düz aynanın önüne şekil 1'deki gibi yerleştiriliyor. Daha sonra ayna bükülerek şekil 2 ve şekil 3'teki konumlara getiriliyor. Evet, düz aynamız bir tümsek bir de çukur ayna haline getirilmiş arkadaşlar. Bakın bunun görüntüsü nerede oluşacak? Hemen arkasında düz ayna ya bu. Aynı uzaklıkta, D uzaklıkta ve aynı boyutta olacak. Niye soruyor bize? Şekil 2 ve 3'teki aynanın odak uzaklığı D'den büyükmüş. Tamam. Öyleyse yani burası şurada bir yerde bunun odağı var tümsek aynanın. Burada D'den büyük. Bunun da odağı şurada bir yerde. Şöyle. Evet. D'den büyük olduğuna göre mumun bu aynalardaki görüntüsünün büyüklükleri. Bu aynadaki görüntüsünün büyüklükleri. Arkadaşlar tümsek aynada her zaman görüntü ne yapar? İlk duruma göre küçülür. Cismin boyundan daha küçüktür. Bir kere bu kesinlikle küçük olacak. Neyden? H'tan. H büyüktür. H tümsek diyelim buna. Tamam. Buna gelelim. Çukur aynada odakla tepe noktası arasındaki arkadaşlar bir cismin görüntüsü ondan daha büyük ve sanal düzdür arkadaşlar. Öyleyse bu daha büyük olacak. Demek ki H çukur aynada büyük H olacak. Öyleyse sıralamam H çukur büyük H, bu da büyük H tümsek şeklinde olacak. Yani burada 1, 2, 3 ile sıralamışlar. Demek ki 3, 1, 2 olacak cevabım burada da. Üçüncü sorumuza gelelim. Odak noktası F merkezde M olan bir çukur aynanın önüne mum şekildeki gibi yerleştiriliyor. Bu mumun aynadaki görüntüsüyle ilgili. Şu anda nerede? Odakla merkez arasında. Şu anda bunun görüntüsü daha büyük. Ters. Şurada bir yerde. Mumdan daha büyüktür. Doğru. Muma göre terstir. Doğru. Gerçek görüntü bu arada. Mum merkeze doğru yaklaştırılırsa, şöyle yaklaştırılırsa görüntü küçülecek arkadaşlar. Görüntüsü de küçülerek merkeze yaklaşır. Doğru. Öyleyse şu an her üçü de doğru oldu. Dörde geldik. Asal ekseni D doğrusuyla çakışık olan bir küresel aynanın önündeki P cisminin görüntüsü P üssü olarak oluşuyormuş. Burası D, burası 2D. Arkadaşlar bu bir kuraldır. Eğer burada bu kuralı bilmezsek bu soruyu yapamayız. Bu kural nedir arkadaşlar? Bu kural çukur aynada görüntü uzaklığı cismin aynaya uzaklığından büyüktür. Büyüktür. Tümsek için de tam tersi. Tümsekte de arkadaşlar cismin uzaklığı görüntünün uzaklığından her zaman büyüktür olacak bu.
Şimdi küresel aynı çukur aynadır. Evet, bu kurala göre zaten bu doğru oluyor. Küresel aynı tümsek değildir. Görüntünün boyu cismin boyundan büyüktür. Zaten tümsek aynı olursa görüntünün boyu cismin boyundan sanal taraftayken her zaman büyük oluyordu. Cevabım da 1 ve 3 oldu arkadaşlar. Evet, böylece küresel aynaları da arkadaşlar bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda kırılma konusuyla devam edeceğiz.